Arabanın, bu çok güzel bir misal. Arabayı sürerken düşeceğiniz kasislere, çukurların darbesini şoföre ulaşmam bir şey anlatacağım şimdi. Bunu becerebilirsen var ya, bu misali hayatında çok rahat edeceksin, çok şey. Şoföre iletilmemesi için o darbedir o. Tabii. Unutmayın, darbedir. Böbreklerine bile zarar verir. Korkunç. Organı düşebiliyor biliyor musun? Allah'ım. Yukarıdan aşağıya birkaç metreden hocamız anlatmıştı. Beklenmedik bir şekilde araba uçsa da bilmem kaç metreden yukarıdan aşağı böyle yere şey yapsan organ aşağı düşebilir. Neyse. Arabaya kas çukura girdiğiniz zaman darbeyi şoföre gelmesin diye 4 tane süspansiyon üzerine alan, darbeyi üzerine alıp yok eden sistem var. Bir, lastiğin havası. Birincisi bu. Lastiğin havası alır. En büyüğünü bu alır. İkincisi amortisör. Üçüncüsü yay. Amortisörün yanında yay var. Evet. Yay. Dördüncüsü koltuk. Koltuk, seni oturduğun koltuk. Hmm. Artık beşincisini de sen şey yapacaksın. Şimdi bak ne diyeceğim. Gelişen bir hadise. Şeyin bir sözü var. Adını unuttum. Büyük bir zat ama söyleyince hatırlarsınız. Her söze verilecek bir cevabım var. Lakin bir söze bakarım, bir de söyleyene bakarım. Söze bakarım, lafa bakarım. Laf laf mı diye. Söyleyene bakarım. Adam adam mıdır diye. Ama ha Mevlana'nın. Bir diyor kelama bakarım, söze bakarım. Söz mü diye. Bir de söyleyene bakarım. Adam adam mıdır diye. Her söze verilecek bir cevabım var diyor. Ama vermiyor. Ya işte amatisör kullanacaksın. Her sokakta sana söylenen eşin olur, Ahmet Mehmet'in olur, şu bu olur. Benim bu işi yapıyorum, anlıyor musunuz? Yani ömrüm bu insanlarla geçtiği için. Evet. Bakarım öyle, hepsine tepki vermem. Üstadın bir cümlesi var abi. He. Her havlayana taş atacak olsak diyor, yeryüzünde taş kalmaz. Kalmaz. Yani. Şimdi evet. Güzel, her diyor meyveli ağaca, her havlayan köpeğe taş atsak, taş kalmaz ama her meyveli ağaca da taş da atarlar. Şimdi amatisör kullanacaksınız. Eğer amatisör kullanmayacaksanız arabaya binmeyeceksiniz. Direkt darbeleri alırsanız organlarınız düşer. Yani söze bir darbeyi alan lastik ya, lastiğin havası, iki amatisör var, darbeyi alan. Üçüncüsü amatisöre geçirilen yay var. Helezon yay deniliyor. Hmm. Hatta bir tane de var. Lastiğin havası. Lastik dağılıyor kendisi. Amatisörün o kafada bir lastik var. O lastik var. Yani biz ana girmiyoruz. Bir de zaten o BL inip kalkıyor dağılıyor da. Kol da var. Kol da var. En son darbe geliyor koltuğa. Sana bir şey kalmıyor. Bunun uygulaması çok önemli. Ne demek bu? O Mevlan demiş ya, lafa bakarım laf laf mı diye, adama bakarım adam adam mı diye. Ama her söze verilecek bir, her lafa verilecek cevabım var diyor. Vermiyor. Başla. O çok önemli. Bakacaksın böyle. Bu muhatap alınır mı? Evet. Tamam mı? Muhatap alınır mı? İmam Ali diyor ki radıyallahu anh, cahil ile münakaşa eden hiçbir alimin galip çıktığını görmedim diyor. Hmm. Çünkü şahsiyetsiz olur cahil. Tam cevap verirsin ama diyor. Tam cevap verir, ama öyle şey olmaz. Nedir o? Bakacaksın bu laf laf mı? Geç. İki, adam adam mı? Üç, tamam
doğru dahi dese veya yanlış dahi dese, beşer zulmeder, kader adalet eder, hangi efalimle ben buna fetva verdim? Hemen kendine dön. Tamam, ahmaklık yok. O şeylerin hak hukukunu arayacaksın ama işten de hesaplı olacaksın. Diyeceksin ki, tamam, laf laf mı? Adam adam mı? Üç, Allah bunu bana musallat ettiğine göre. Bununla Allah bana ne diyor? Beşer zulmeder, zalim bu. Ama kaderde benim gizli bir katlım var. Hani var ya 26. sözde bir şey var. Hakim diyor, birisini hırsızlıkla yargıladı. Sirkatle ceza verdi. Oysa o oradan geçiyordu, denk geldi o delikanlı. Hırsızdır diye bunu aldılar. Oysa hırsız değil. Ama o daha önce bir gizli bir şey yapmış, kimse bilmiyor. Kader onun zalim beşerin, yani hırsızlıkla verdiği karar zalimlik. Ama kader adalet ediyor. Kader de onunla o suçtan masum olduğunu biliyor. Niye kader buna fetva verdi, müsaade etti Allah? Onun gizli bir katli var. Bilmiyordu kimse. Peki ne kar olacak? Bir, lafa bakacaksın laf mı diye. İki, adam adam mı? Üç, Allah bana bunu musallat etti. Bunda ne demek istiyor? Benim gizli bir katlim var. Yani gizli bir şeyim. Onu düşünürsen Abidin Hocam. Yani benim bu sefer geçmiş günahına kefaret oluyor. Günahına. Yani onunla Allah seni terbiye ediyor. Bir. Yani ikaz ediyor. Üç. Kaç? İki. Senin o günahın var ya, sen biliyorsun. Onun kefareti oluyor. Hani Mustafa'ya misal vermiştim. Adam nalbur ya. Evet. Adam. Sana söyleyeyim Nizam. Sen evet. Kuyumcusun. Adam dese ki şu bir tane altını vereceksin ama dinen de doğru olsa. Senin en acımasız, senin bildiğin, bizim bilmediğimiz. Devamlı tutan. Günahın var. Büyük. Sen biliyorsun. Onun affedileceğini kesin bilsen. Bir altın vermez miydin? İki tane veririm. İki tane olur mu? İki tane veririm. Vallahi. Mesela herkesin kafasında canlarına bir günah var. Onun için adam ne vermez? Ha o zaman seni gıybet etti vesaire, bir sürü günahını aldı ya. Ha o zaman tamam, bu ahmaklık değil. Müslümanlara ahmaklık öğretilmiyor. Ne öğretiliyor? Yani hakkını al. Ama işten de hesaplı ol. Şöyle. Bunu bana, bu eşimi, bu kardeşimi, bu şeyi, bu arabayı. Mesela arabadan giderken yağmurlu, şey yayan giderken, araba oradan geçerken su attı suratına. Bununla hemen kendine dön. Ne düşünüyordum? Nereye gidiyordum? Nereden geliyordum? Ne dedim veya ne demeye gidiyor? Dön ya kendine. Tamam bu zalim. Allah seni ıslah etsin. Dua et ona. Allah seni nurcu yapsın. Veya durduğu zaman kardeşim ne biçim adamsın? Bir şeyler diyebilirsin hakkın. Ama olayı iç hesabını yaparken, muhasebesini, hangi hadiseme Cenab-ı Hak şey yapmış, bunu bana musallat etmiş. Bu sefer ne karın oluyor? Bak günahın gidiyor. Yani bu amatüsör üzerine alıyorsun. Bir, birinci amatüsör, yani darbe yalan, lafa bakarım laf mı? İkinci, süspansiyon, söyleyen adam adam mı? Üçüncü süspansiyon. Bununla kader bana ne diyor? Üç, dört. Bununla bunun mesajı, Allah'ın mesajını aldın mı? O günahın yok oluyor. Çünkü çok antikadır. Diyor ki, çok antika, tövbe. Nedamet ve istiğfar. Nedamet ve istiğfar. Yani nedamet yazın. Tövbe affedildiğine en büyük alamettir. Yani çünkü Allah affetmeyeceği kişiye tövbeyi nasip etmez. İltica ettirmez kendine. Evet. Hani var ya böyle Hazreti Ali'den ve Hazreti Osman'dan, ikisinden de rivayet ediliyor. Ama Hazreti Ali diyor galiba. Allah Resulü'nden diyor ki tövbe etmeyeceği duayı kulunun ağzına vermezmiş. Tövbe ve istiğfar onun meylan-ı şiiri kırdığı gibi insanın da
affedilmesine en büyük sebeptir. Çünkü Allah affetmek istemeseydi ona nedamet ve istiğfarı nasip etmezdi. Doğru. Anladın mı? Yani affedildiğine. Mesela Mevlana'dan söyleyeyim yine. Mevlana bir gün dağdayken kalbine ilham ediliyor. Cep telefonu yok ya işte. Veya birileri diyor onun manevi hizmetçileri. Dergahından bir tane dergahı terk ediyor talebesi. Sebebi şeytan buna musallat olmuş. Bir insan kıllığına girmiş. Demiş ki sen kaç seneden beri buradasın? 15 sene. 15 seneden beri her gün kaç bin defa ya Allah, Allah, Allah dedin. Allah bir defa sana buyur ey kulum dedi mi diyor. Evet hatırladım o kısayı. Çok acayip değil mi ya? Acayip müthiş bir kısa. Ama acayip bir şey ya. Hakikaten ne kadar tuzağa iş ya bu. Ama şeytanın tesisine baksana. Şeytana bak ya. Ya şeytan ha? Şeytanca. Şimdi düşününce hakikaten hop. Allah 15 senede 15 sene Allah Allah, Allah diyor. Bir defa Allah. Allah sana ya tamam ya. Tamam ey kulum buyur ne diyorsun ya. Buyur Mehmet. Bir defa sana Allah buyur ey kulum dedi mi diyor. Dedi mi demedi. Demedi diyor. Daha ne boşuna uğraşıyorsun diyor. Çekip git yaşasını topladı. Mevlana atıyla hemen geldi. Hemen sordu böyle. Bu yoldan gitti. Gitti. Buldu. Yakaladı. Nereye gidiyorsun ya filane? Malum. Ya efendim demiş. Ben demiş. Böyle böyle. Şeytanı melain dedi. Sana böyle mi dedi? Böyle dedi. Dedi ki Mevlana. Hakikaten. Ustasız, rehbersiz. Yani mürşitsiz. Nasıl gideceksin ya? Her şeye nasıl hakim olacaksın? Aklına mı? Duygularına mı? İşine mi? Ya ne... Ya bir yerden yardım alacaksın da yoksa bütün mesleği sen öğreneceksin. Tıpçı mı olayım, kimyacı mı olayım, ototesisatçısı mı olayım, kaloriferci mi olayım? Hepsini nasıl yapacaksın? Yardım alacaksın da. Yani. Bu konuda da yardım alacaksın. Mevlana ona demiş ki: "Bak kardeşim." demiş. "Sen daha Allah deme meylin, arzun, ihtiyacın, iştahın yokken Allah sana bana Allah de nida et diye bu ihtiyacı, bu iştiyak, bu meyli, bu arzuyu verip senin ağzını, kalbini çalıştırıp bunu ifade ettiren Allah, sen ya Allah, ya Allah demeden önce sana buyur ey kulum bana böyle de demiş olmuyor mu? Sen demeden önce sana buyur ey kulum diyormuş. Buyur ne diyor? Sen bana böyle söyle. Anne babalar çocuklara ne öğretiyor anne? Anne, anne, baba, baba. Sonra baba baba diyor. Evde bu alkış başlıyor. Tabii. Çocuk baba dedi ya falan. Sen öğrettin. Sen öğretmeseydin o durup dururken diyebilir miydi? Yani. Allah da bana Allah de diye çocuk gibi öğretiyor bize. Allah söylettiriyor. Sonra sana affediyor onlar. Sen daha Allah demeden önce sana bunu söylettiren Allah... Senden önce buyur ey kulum demiş olmuyor mu? Orada hemen intiba geliyor. Anladı şimdi. Şükür namazını kılıyor. Ve sarılıyor ustadına. Yani Ahmet bin Hanbel ne güzel demiş. Peygamber, mezhep yok. Asıl imamı yok. Bir rehberin yoksa işte bunlara için diyor. Rehberi olmayanın rehberi şeytandır.